Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet, bir aracılık videosu ile yine karşınızdayım. Evet, burada 3. bölmem var. Bu yılın 3. bölmesi. Burada anası var. Yanında da anasız olan kovanımız var. Şimdi bunun genel bir kontrolünü yapacağım arkadaşlar. Ana çıkmış mı? Normal şartlarda ananın çıkmış olması gerek. Ben açtım, gördüm. Anayı görmedim ama ana yüzüğü bozulmuş arkadaşlar. Bakın şurada olan ana yüzüğümüz açılmış. Gördüğünüz gibi ucu açılmış, anamız çıkmış. Uzun bir meme bırakmıştım, bir taneydi. Başka da meme yoktu diye biliyorum. Bir tane bırakmıştım ve anamız da çıkmış. Meme bayağı uzun ve en büyüğünü bırakmıştım. Şimdi anamızı bulabilirsem size de göstereceğim. Şöyle göstereyim. Kovanın yoğunluğu çok güzel. Anamız çıkmış mı? Anayı bulabilirsem size göstereceğim arkadaşlar. Ana yeni ana arı olduğu için göremeyebiliriz. Çünkü küçüktür, yeni çıktı. Ha, buldum arkadaşlar anayı. Evet, ana arıyı buldum. Şimdi size de göstermeye çalışacağım. Şurada arkadaşlar ana arımız bu. Küçük, bakın. Henüz çiftleşmemiş. Burada arkadaşlar. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle. Burada geziyor. Evet. Anamız geziyor, küçük. Evet, şu arkadaşlar, anamız burada. Evet, anamız çıkmış, çok güzel. Geziyor, maşallah. Yüzüğü bozulmuş. Evet, bu şekilde. Şimdi buna hiçbir şey yapmaya gerek yok. Yoğunluk çok. Buna halpetek vereceğiz. Bir de kabartmaları için kasnak vermiştim. Kasnağı sol başa alacağım. Arkadaşlar, solda da bir kasnak var. Ha, bunda kasnak çokmuş ya. Bak, bu kasnaklara bir şey yaptılar mı acaba? Buna kasnak ördürüyorum. Çünkü bundaki kasnakları alıp ballıklara koyacağım. Hayır, salkım yeni yapmaya başlamışlar. Ellemeyelim, hiç bozmayalım üzerine. Bunlar bu kasnakları kabartsınlar. Ana arı zaten yumurtlayana kadar bayağı bir zaman var. Çünkü ana arımız yeni, daha çiftleşmemiştir. Çiftleşecek bir hafta. Bir hafta da çiftleştikten sonra kovan içinde yumurtlamaya başlayacak. Derken biz bu araya bu şeyleri ördürelim arkadaşlar. Kasnakları petek vermeye gerek yok buna. Bu kasnakları örsün bunlar. Bir tane ham petek koyalım olmazsa. Ona da işlem yaparlar. Yoğunlukları çok. Şöyle. Arının yoğunluğu çok. Bacak yavrular da var. Bu şekilde kovanı kapatacağım arkadaşlar. Anamızı gördük. Bu yılın 3. bölmesi. Güzel. Sağlıklı geziyor. Çok da çabuk gördük. Bu şekilde bu kovanı kapatacağım arkadaşlar. Evet, 2022 yılının 3. bölmesinin anası da çıktı sağ salim. Yani buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kovanı bu şekilde kapatıyorum. Bu bölme ve bundan herhangi bir bal, bir ihtiyaç beklemediğimiz için buna bir besleme de yapacağız. Hem balakları örsünler, kasnakları örsünler, hem de işçi arılarımız beslenip anayı iyi beslesinler. Şunu bunu da verdim biraz. Bu şekilde burada böyle koyalım, dursun.
Evet arkadaşlar, kovanı bu şekilde kapatıyorum. Bugün 8 Mayıs Anneler Günü. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Gördüğünüz gibi burada da bir anamız doğmuş. Onun da Anneler Günü kutlu olsun. Arımız, ana arımız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.